Memursan hükümetin ikinci zam teklifini 81 ilde protesto etti. Alın terinden tasarruf olmaz. İktidardan ses yok. Hükümet memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifini açıkladı. Kütahya Memursan İl Temsilcisi Fahri Köse, şube başkanları ve sendikaya bağlı kamu çalışanları Kütahya Azerbaycan Parkı'nda bir araya geldi. Enflasyona ezilen değil, ezen ücret istiyoruz. Yazılı dövizler taşıyan üyeler adına konuşan Memursan Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Memursan ve 11 yetkili sendikamızda 7. dönem toplu sözleşmede masaya sunduğumuz gerçekçi tekliflerimize karşı kamu işvereninin verdiği yetersiz teklifleri protesto ettiklerini dile getirdi. Hükümetin teklifinin gerçekçi olmadığını söyleyen Memursan Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, aklıyla, fikriyle, emeğiyle bu ülkenin yükselmesi için ter akıtan, milletine hizmet için alın teri döken kamu görevlisi kardeşlerim, emeğimizin hakkını savunmak, sesimizi duyurmak için burada olduğu gibi 81 ilimizde alanlarda meydanlardayız. Buradan sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz. Biz 2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz. Maalesef kamu işvereni bizim beklentimizi ve teklifimizin haklılığını hala anlayabilmiş değil. Kamu işvereni iş teklifini 2 puan artırarak %25'e çıkarmıştır. Bu ne demektir? Sorunlarınız çözülmesin, enflasyon baskınız devam etsin, maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin demektir ifadelerini kullandım. Ses yok. Hükümetin İlk teklifini 2 puan artırarak %25'e çıkardığını söyleyen Memursan Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, teklif bu haliyle Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır. Şimdi kısa bir ifadeyle bu durumu özetlemek istiyorum. Kamu işvereni diyor ki 2023 yılında enflasyon %58 çıkacak. Kamu görevlisi %25 enflasyon farkı alacak. Peki 2024 yılı için beklenti olan %33 oranını ilişkin neden anlaşılır ya da hak verilir bir cümle kurulmuyor? Neden teklif hala beklentinin bine yakınına ulaşmıyor? Bu durum kamu işvereninin kendi verileriyle çelişmesi, kendi ifadeleriyle ters düşmesi ve kendi beklentilerini dahi görmemesi demektir. Kamu işvereninin bu teklifi ne rasyonel ve ne de gerçekçidir. Müzakere zaman kazanma zemini değildir. Strateji uygulayarak çözümsüzlüğe sevk etmek değildir. Biz kamu işverenin ayakları yere basan teklifini, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören teklifini duymak istiyoruz. Refah payı dedik, ses yok. En düşük memur maaşında hesap hatası var. Düzeltilsin dedik, ses yok. Emekli maaşıyla ilgili feryatları dile getirdik, ses yok. Seyyanen yapılan zam emekliliğe yansıtılsın dedik, yine ses yok. Kira yardımı konusundaki teklifimiz üstelik siyasilerce ifade edilmesine rağmen o da yok. Bu hususların yanı sıra şeflerin, müdürlerin ücret skalası bozuldu. Düzeltilsin dedik, ses yok. Mühendisler büyük projelerle ülkeye katkısının karşılığını alamıyor dedik, ses yok. Akademisyenler bilgisinin, fikrinin, akademik kariyerinin karşılığını alamıyor dedik, ses yok. Kamu personel sisteminin bütünlüğü bozuldu. Bunu düzeltmenin en doğru yeri toplu sözleşme masasıdır dedik, yine ses yok. Diğer taraftan akaryakıta gelen zamlar, ulaşıma gelen zamlar ve artışlar hepimizi zorluyor. Fiyat artışları, insaf sınırını aşan kiralar, geçim sıkıntımızı büyütüyor. Sabit gelirler olarak alım gücümüz düştü. Her geçen gün sosyal maliyet artıyor. Psikolojik maliyet aklımızı, enerjimizi sömürüyor. Bu veri hareketle açıkça deklare ediyoruz. Kamu işvereninin öngörüleri tutmuyor. Enflasyona ezilen değil, enflasyona ezen bir adım için refah payı uygulaması artık şarttır. Onun için sözü fazla dolaştırmadan, maliye söylemlerine sığınmadan hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninden gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz dedim. Memursan Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse ayrıca şunları söyledi. Sorumluluğumuz bilinci ile emeğimizin hakkını savunmak, sesimizi duyurmak için bugün burada olduğu gibi 81 ilde meydanlardayız. Biz 2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bir bütün olarak görülmesini dile getiriyoruz. Maalesef kamu işvereni bizim beklentimizi ve teklifimizin haklılığını hala anlayabilmiş değil. Kamu işvereni ilk teklifini 2 puan artırarak
%25'e çıkarmıştır. Bu ne demektir? Sorunlarımız çözülmesin. Enflasyon baskınız devam etsin. Maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin demektir. Teklif bu haliyle Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır. Şimdi kısa bir ifade ile bu durumu özetlemek istiyorum. Kamu işvereni diyor ki 2023 yılında enflasyon %58 çıkacak. Kamu görevlisi %25 enflasyon farkı alacak. Peki 2023 yılı için beklenti olan %33 oranına ilişkin neden anlaşılır ya da hak verilir bir cümle kurulmuyor? Neden teklif hala beklentinin bile yanına yaklaşılamıyor? Bu durumu kamu işvereninin kendi verileriyle çelişmesi, kendi ifadeleriyle ters düşmesi ve kendi beklentilerini dahi görmemesi demektir. Kamu işvereninin bu teklifi ne rasyonel ne de gerçektir. Onun için sözü fazla dolaştırmadan, maliye söylemlerine sığınmadan, hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninin gerçekçi revizesini bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini teklif ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 seçim beyannamesini açıklarken ifade ettiği enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz vaadi masada hayata geçirilsin. Büyük ve güçlü Türkiye için güçlü memur. Güçlü memur için refah payı şart. Onun için memur sen olarak bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz. Alın terinden tasarruf olmaz. Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin. Refah mayıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün.